Vallahi korktum. Senin aran nasıldır ya? Neler yani, haber dışında hayatın haber mi oldu ya? Ne yapıyor musun başka bir şeyler? Dizi izler misin? Müzikle aran nasıl? Ne? Kuzey Güney'i seyrediyorum. Evet. Çok da beğeniyorum. Kanal D'de. Kanal D'de. Kanal D'de. Kuzey Güney. Biz de işler güçleri çok beğenerek seyrediyoruz. İnşallah bir gün annemlerle de oturmaya gelmek istiyoruz. Star TV'ye. Evet. Bekleriz her zaman. İnşallah. Vallahi harika. Ne yapıyorsun peki haberler dışında? Yani ciddi çok yorucu çünkü biliyorum. Evet Beyazıt, gerçekten 12 saat çok ağır bir mesai. Sabahtan akşama kadar oradayız ama onun dışında elbette bir hayatım var. Çocuk nasıl? Ufaklık? Kızım çok iyi. 5 yaşına gelmek üzere. Allah bağışlasın. Çok teşekkür ederim. Geri kalan vaktimin büyük çoğunluğu onunla geçiyor zaten. Evet. Spor, arkadaşlar, öyle bir hayat. Ben seni tabii buradaki dönemden de hatırlıyorum. Yani Star burada olduğu ben dönemden de hatırlıyorum. Daha doğru. Öncesinde Ali Kırca ile olduğun dönemde, yani dışarıdaki muhabirlik hayatından da ana haber sunmaya başlamak bir kırılma noktasıdır. Tercih edilmek, oradan tutunup da bugüne kadar gelmek başka bir meseledir yani. O mesele esas başarı. O başarının altında yatan şey ne? Ben hiçbir zaman bir gün ana haber sunayım, aman bu koltukta oturayım diye başlamadım aslında işe. Sokakta başladım, muhabirlikle başladım 99 yılında. Ali Kırca'yla olan dönemde? Yok, hayır, o dönem NTV'deydim. 6 yıl polis adliye üzerinde uzmanlaştım. Çatışmalar, bombalamalar, yangınlar. Sokaktaydım, sahadaydım 6 yıl boyunca. Daha sonra gece haberlerine geçtim. Star Televizyon, o zaman TMSF'deydi. 1,5 yıl bir gece haberleri. Hmm. Ardından ana haber, sonra hafta sonu ana haber. Arada bir kısa dönem Kırmızı Koltuk programını yaptım. Ve şimdi de hem haberin... Geçilebilecek her yerden zaten geçmişsin. Evet. Ben şimdi hala muhabirim ama. Bence de. Ben şimdi merak ediyorum. Bu kadar bilgili misin? Yani mesela... Estağfurullah. Dışişleri Bakanı da bağlandığı zaman onunla da bir sohbet hacmin var. Tarım Kıbrı Kefalet Kooperatifleri Müdürü bağlanıyor. Onunla da bir sohbet hacmin var. Ziraat Odası bağlanıyor. Onunla da bir şey konuşuyorsun. Yani buna... Bağlanmadan önce çalışıyor musun yoksa gerçekten de genel bir donanımın bilgin var mı ya? Ne acayip bir şey bu. Gündemi çok yakından takip etmek zorundasın. Dolayısıyla kalkıyorsun sabah işte köşe yazarlarını, gazeteleri okumak, internet her an her saniye zaten gündem değişiyor. Her şeyi çok yakından takip etmek zorundasın. Çünkü bir şeye sadece kanalize olmakla olmuyor elbette. Ama dersimi de iyi çalışırım yayınlar öncesinde. Mutlaka ben senin yayındaki, sizin haber spikerlerinin yayındaki ruh haline de bayılıyorum. Yani o kadar kötü, o kadar içli, o kadar acıklı, o kadar sert haberlerden bir anda o moddan çıkıp Davici Hayvanat Bahçesi'nde yepyeni bir panda doğdu falan diye bir anda bambaşka panda doğmaz Davici Hayvanat Bahçesi'nde, evet. Onu da bizim attığımız bir şey, evet. Bu halimizle ilgili. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh, dude.